Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle EBA canlı ders, harici canlı ders nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar canlı ders oluşturma linkin sekmesinin içerisinde ders linki diye bir kısım görmüşsünüzdür. Bu ders linki kısmını biz Zoom'dan belirleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız onu anlatacağım. İlk başta Google'a Zoom indir yazdık. Ve ilk çıkan sonuçlardan Zoom as download kısmını bilgisayarımıza indiriyoruz. Evet, buradan download butonuna tıkladım. Bu şekilde bu uyarı gelirse göz ardı edin ve sakla deyin. Uygulamamız indi. Uygulamaya tıklıyoruz arkadaşlar. Çalıştır. Ve yüklenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Şimdi Zoom'a üye olacağız. Sign in kısmına tıkladık ve ben buraya sign in with Google yani Gmail ile üye olacağım. Tıkladık. Evet, başka bir hesap kullanıyorum görmeniz için. Ve bu mail adresini kullanıyorum. İleri. Evet, şifremizi girdik. İleri. Tabii ki buraya hangi Gmail hesabı ile üye olmak istiyorsanız o şifreyi girmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi üyeliğimiz gerçekleşti. Burada şu ibare URL Zoom Launcher adlı uygulamayı aç. Biz uygulamayı zaten kurmuştuk ve uygulamaya Gmail hesabımızla üye olmak istedik. Gmail'imizi girdik ve şimdi bunu tıklıyoruz. Ve uygulamamız açıldı. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan Schedule kısmı önemli. Schedule burada Home yani ana sayfa başlığı altında bulunuyor. Burada Schedule sekmesini tıklıyoruz. Ve harici link oluşturmak için ilgili gerekli sayfa bize açılıyor. Evet, buraya ben İngilizce öğretmeniyim ve buraya İngilizce yazıyorum. İngilizce. Evet, Start. Buraya arkadaşlar tarihi, günümüzü belirliyoruz. Gün olarak da diyelim pazartesi seçtik. Daha sonra burada saati seçiyoruz arkadaşlar. Diyelim ki saat 17.15. Şimdi burada dikkat ederseniz ders aralıkları 15'er dakika arayla oluşmuş. Şayet size verilen ders programına ders aralığı farklı ise burada dakika kısmını tıklıyoruz. Ve dakikayı kendimize göre değiştirebiliriz. Örnek veriyorum 20 yazdım. Duration kısmı 30 dakika derslerimiz 30 dakika burayı bu şekilde bırakıyoruz. Evet. Burada zaman kısmını İstanbul seçiyoruz arkadaşlar. Evet, İstanbul'u seçtik. Ben personal ID kullanmak istiyorum. Tek bir ID. Ve şifre tek bir şifre vermek istiyorum. Daha sonraki ayarları arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Bu da diyor ki bekleme odası aktif durumda. Video açık ya da kapalı seçebilirsiniz. Misafirler için. Burada katılımlar için açık ya da kapalı seçebilirsiniz. Ve burası önemli. Burada Google Calendar'ı tıklıyoruz arkadaşlar ve Save butonuna basıyoruz. Şimdi bize harici linkin oluşacağı sayfayı bize açıyor. Biz sonsuzluk işareti 888@gmail.com ile üye olmuştuk ve ben buna tıklıyorum. Bize izin vermesini isteyecek büyük bir ihtimal. Evet, izin ver. İzin ver. Tıkladık. Evet, tekrar izin ver. Tıkladık. Devam et. Evet. Evet arkadaşlar, oluşturduğumuz ders takvimde burada göründü. Pazartesi günü.
Evet, takvime tıkladık ve burada ilgili linkimizi alıyoruz. Kopyala dedik ve EBA'da tüm canlı ders başlığı, sınıf, tarih, saat, Zoom'da oluşturduğumuz saat uyumlu olmak zorunda. Açıklama ve ders linki kısmına CTRL V ile yapıştırdık. Şifremizi girdik. Evet. Ders alanı kısmında dersimizi buluyoruz. İlgili ünite, grubumuz, öğrencileri listele ve canlı dersi gönder diyerek canlı ders oluşturma işlemini tamamlıyoruz. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim.